Merhaba arkadaşlar, Sevgiyle Yaşam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün şahane bir marş fasulyesi salatası yaptım. Şimdi salatanın içerisine neler katmışım hep birlikte izleyelim. Öncelikle bir kupa marş fasulyesini bir tencereye alıyorum. Güzelce yıkıyorum. Yıkadığım suyu süzdükten sonra içerisine tekrardan su alıyorum. Kanalıma ilk defa gelen arkadaşlarım, abone olursanız, zil sesini de açarsanız herkesten önce yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Tencerenin yarısına kadar su koydum ve ocağa aldım. Ocakta kaynamaya bırakıyorum. Kaynadıktan sonra altını söndürüyorum ve birkaç saat bekletiyorum. Beklettiğim biraz da şişen fasulyeleri tekrardan kaynatarak haşlıyorum. Şu şekilde iyice haşlanmış olması gerekiyor. Bakın derecesi bu. Haşlanan fasulyelerin altını söndürüyorum. Suyunu süzdüğüm fasulyeleri genişçe bir tepsiye alıyorum. Burada birazcık soğuyacak. Hem de salatayı karıştırması daha kolay olur. Doğradığım bir demet dereotunu ve bir demet maydanozu ekliyorum. İçerisine kendi yaptığım yine mısırları ekliyorum. Bu mısırların linkini de bırakırım arkadaşlar. Merak ediyorsanız oradan izleyebilirsiniz. Bir tane kapya biber, iki tane yeşil biber doğrayın. Ben dondurucuda olan biberleri çıkardım. İsterseniz dondurucudan da ekleyebilirsiniz. Bir yemek kaşığı nar ekşisi ekliyorum. İki yemek kaşığı da zeytinyağı ekliyorum. Bir tatlı kaşığı pul biber. Yine göz kararı koyuyorum ama bir tatlı kaşığı karabiber. Bir tatlı kaşığı tuz. Ve bir tatlı kaşığı da kimyon ekliyorum. Cevizleri de elimle küçük küçük kırıyorum. İsterseniz havanda da dövebilirsiniz. Ben elimle kırmayı tercih ediyorum bu şekilde salatalarda. Ve istediğiniz kadar salatalık turşusu doğrayabilirsiniz. Ben 4 tane salatalık turşusu doğradım. Salatalık turşusu da çok yakışıyor arkadaşlar. Yine salatalık turşusunun nasıl yapıldığının linkini bırakırım. Linkten izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu salatalık turşusu asla bozulmuyor ve çok az tuzla yapıyorsunuz bu yöntemle yaptığınızda. Salatalık turşusunu tavsiye ediyorum. Koyduğunuz tüm malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Bu aşamada iyice karıştırırsanız salatanın sosu fasulyeye ve bütün malzemeler birbirine karışır. Servis kabına aldığım salatanın üzerine elimle cevizleri kırıyorum. Ve üzerine dereotu koyarak da servise hazırlıyorum. Marş fasulyeli salatayı mutlaka deneyin arkadaşlar. Şahane bir lezzet. Protein deposu. Marş fasulyeyi mutfağınızda mutlaka ve mutlaka bulundurun. Yine yaptığım salatalardan sizlere bir gösteri sunuyorum. Kırmızı pancar salatası. Kırmızı pancar, yoğurtlu kırmızı pancar. Kırmızı pancar pilavı. Yine burada şahane bir Brüksel lahanası var. Manisa'nın meşhur yemeği sinkonta. Kabak yemeği. Yine
demir deposu olan yeşil mercimek salatası, kırmızı pancar salatası ve mercimek köftesi. Yapımıyla kolay, lezzeti olay harika bir zarf böreği. Siyez unuyla ve ekşi mayayla yaptığım bazlama. Muhteşem tadıyla fırında incik ve yanında patatesiyle. Bu çekirdeklerle yaptığım kurabiye arkadaşlar. Mısır unuyla muhteşem bir ekmek yaptım. Mısır unuyla tavada ekmeği mutlaka deneyin. Harika oluyor. Kahvaltılarınızda yapabilirsiniz. Yine marş fasulyeli kereviz yemeği ve havuç salatası. Havuç salatasını mutlaka şiddetle tavsiye ediyorum. Yine Brüksel lahanasını köfteyle yaptım arkadaşlar. Köfteli Brüksel lahanası bu. Marş fasulyesi salatamın zaten tarifini verdim. Ve kendi elimle kestiğim fırın eriştesi. Bu fırın eriştesini mutlaka ve mutlaka izleyin arkadaşlar. Yapmasanız da izleyin, fikir edinin, çok farklı. Ve yeşil mercimek böreği, çarşaf böreği şahane oldu. Sizler de evinizde nohut mayası yapıp dolabınızda mutlaka bulundurun. Ekmeklerinizi nohut mayasıyla yapın. Dereotlu poğaça şahane oluyor. Tatlı olarak da portakallı kurabiye. Ve bu da yine portakallı kurabiye arkadaşlar. Ama yulafla yapılmış bir portakallı kurabiye. Kanalımda birçok video var arkadaşlar. İzleyerek bana destek olabilirsiniz. Hoşça kalın, sevgiyle yaşamda kalın.